Bu videomuzda trigonometrideki ters dönüşüm formüllerinin çıkarımını anlatacağız. Ters dönüşüm formülleri temel olarak çarpım şeklinde verilmiş bir ifadeyi toplam şeklindeki bir ifadeye dönüştürmeye çalışır. Bunu yaparken her zaman dönüştürmek istediğimiz ifadenin hangi toplam fark formülünde geçtiğini hatırlamaya çalışmamız gerekiyor. Sin A cos B sin a artı b ve sin a eksi b ifadesinde geçiyor. Bu yüzden bu formülleri bir yazıyoruz. Sinüs a kosinüs b artı kosinüs a sinüs b. Sinüs a eksi b yazıyoruz. Sinüs a kosinüs b eksi kosinüs a sinüs b. Şimdi buradaki sağ taraftaki birinci kısımlar bizim istediğimiz ifade. İstediğimiz ifadeyi elde etmek için taraf tarafa bu iki denklemi topladığımızda şu ikinci kısımların gittiğini gözlemliyoruz. Ve sin a artı b artı sin a eksi b iki tane sinüs a kosinüs b'ye eşit oluyor. Bu durumda sinüs a çarpı kosinüs b ifadesi aslında 1 bölü 2 sinüs a artı b artı 1 bölü 2 sinüs a eksi b şeklinde yazılmış oluyor. Diğer çıkarımlarımızın tümünü yine bu metodla yapacağız. Fakat gördüğümüz ifadeyi hangi toplam fark formülünde gördüğümüzü hatırlamaya çalışacağız. Şimdi cos a cos b'nin çıkarımını yapmaya çalışalım. Cos A çarpı cos B ifadesi kosinüs toplam ve kosinüs fark formülünde geçer. O yüzden kosinüs toplam ve kosinüs fark formüllerini yazacağız. Kosinüs toplam formülü cos A çarpı cos B eksi sin A çarpı sin B olarak yazılır. Kosinüs fark formülü cos A çarpı cos B artı sinüs A çarpı sinüs B olarak yazılır. Bu iki ifadeyi topladığımızda cos a artı b artı cos a eksi b'nin ikinci kısımların gittiğini ve 2 cos a cos b'ye eşit olduğunu gözlemleriz. Bu nedenle de cos a cos b ifadesi yerine 1 bölü 2 cos a artı b artı cos a eksi b yazabileceğimizi görürüz. Son olarak sin A çarpı sin B'nin çıkarımını yapacağız. Sin A çarpı sin B ifadesi yine kosinüs toplam formülünde geçer. O zaman kosinüs toplam ve kosinüs fark formülünü yazalım yine. Sağ taraftaki ikinci terim sinüs A sinüs B'ye eşit olduğu için sağ tarafı elde etmek için bu sefer çıkarma işlemine başvuracağız. Eğer bu çıkarma işlemini yaparsak sol tarafta cos a artı b eksi cos a eksi b sağ tarafta ise eksi 2 tane sinüs a çarpı sinüs b elde ederiz. Böylece sinüs a çarpı sinüs b yerine eksi 1 bölü 2 parantezinde kosinüs a artı b eksi kosinüs a eksi b yazabiliriz. Şimdi bunları tek bir tahtada toplamaya çalışalım. Öncelikle sinüs a kosinüs b'yi çıkardık. Bunu çıkarırken sinüs toplam formülünü kullanmıştık ve karşılıklı toplamıştık hatırlarsanız. 1 bölü 2 sinüs a artı b ile sinüs a eksi b'yi topladık. 1 bölü 2'nin olma nedeni bu iki ifadeyi topladığımızda 2 tane sinüs a kosinüs b gelmesiydi. Bundan sonra kosinüs a kosinüs b'ye baktık. Bu da kosinüs toplam ve kosinüs fark formüllerine geçen bir ifadeydi. Yine kosinüs a artı b ile kosinüs a eksi b'yi topladığımızda ikisinin de birinci terimi bu ifade olduğu için ve 2 tane geldiği için 1 bölü 2 ile çarpmıştık.
Son olarak sin a sin b ifadesinin çıkarımını yaptık. Bu da eksi 1 bölü 2 cos a artı b eksi cos a eksi b'ydi. Hatırlarsak kosinüs a artı b formülünün ikinci terimi negatifti ve bu terim içeriliyordu. Yine cos a eksi b'nin ikinci terimi pozitifti ve yine sinüs a sinüs b'yi içeriyordu. Çıkarma işleminden dolayı eksi 2 tane sinüs a sinüs b bulduğumuz için eksi 1 bölü 2 ile çarpma gereği duyduk. Şimdi ters dönüşüm için iki tane örnek yapalım. Birinci örneğimiz biraz basit bir örnek olsun. Sinüs 75 çarpı kosinüs 15 soruluyor. Eğer ters dönüşüm formüllerini direkt hatırlıyorsak aslında bunun 1 bölü 2 sinüs 75 artı 15 artı sinüs 75 eksi 15 olduğunu görebiliriz. Bu da 1 bölü 2 sinüs 90 artı sinüs 60 edecektir. Sinüs 90'ın 1 olduğunu biliyoruz. Sinüs 60'ın kök 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bu durumda bu cevabı elde edeceğiz. Dilerseniz ters dönüşüm formüllerinde yaptığımız çıkarımı bu örnek üzerinde bir daha gösterelim. Sinüs 75 çarpı kosinüs 15'i gördüğümde aklıma önce sinüs 75 artı 15'i açmak geliyor. Çünkü bu ifadenin açılımında sinüs 75 çarpı kosinüs 15 geçiyor. Daha sonra sinüs 75 eksi 15'i düşünüyorum. Pardon, yukarısı artı olacak. Şimdi eksi. Eğer bu iki ifadeyi taraf tarafa toplarsam sinüs 90 artı sinüs 60'ın 2 sinüs 75 kosinüs 15'e eşit olduğunu görürüm. Bu da bana aslında yukarıdaki formülü verir. Çünkü eğer iki tarafı eğer 2'ye bölersem sinüs 75 çarpı kosinüs 15 1 bölü 2 sinüs 90 artı sinüs 60 olacaktır. Şimdi biraz daha zor bir örneğe geçelim. Örneğimiz bizden cos 20 çarpı cos 40 çarpı cos 80'i sadeleştirmemizi istiyor. Bu ifadeyi sadeleştirmek için öncelikle cos 20 çarpı cos 40'a ters dönüşüm formülünü uyguluyoruz. Bu da cos 40 artı 20 artı cos 40 eksi 20 şeklinde yazılıyor. 1 bölü 2 kosinüs 60 artı kosinüs 20 ifadesini buluyoruz. Sonra da soruda da istendiği gibi bu ifadeyi cos 80 ile çarpıyoruz. Hatırlarsak kosinüs 60 1 bölü 2 artı kosinüs 20 şeklinde yazarsak bu ifade 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 cos 20 olur. Şimdi cos 80 çarpı 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 cos 20 yapıp tekrar bir adet ters dönüşüm uygulayacağız. Eğer dağıtma işlemini yaparsak 1 bölü 2 parantezinde cos 20 cos 80 elde edeceğiz. Cos 20 cos 80 ifadesi yerine 1 bölü 2 cos 100 artı cos 60 yazabiliriz. 20 artı 80 100, 20 eksi 80 eksi 60 ama kosinüs çift fonksiyon olduğundan eksi 60 yerine cos 60 da yazabiliriz. Böylelikle elde ettiğimiz ifade 1 bölü 4 kosinüs 80 artı 2 tane 1 bölü 2 var. O yüzden bunlar 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4 kosinüs 100. Kos 60 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 8 eder. Hatırlarsak kosinüs 80, kosinüs 100 ifadeleri birbirinin negatifine eşitti. Çünkü birbirlerini 180'e tamamlıyorlardı. O yüzden bu ifadeler gider ve cevap 1 bölü 8 olur. F Hocam'dan Dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.